Basketbol.com.tr'ye hoş geldiniz. Kaan Kural'la NBA gündemini konuşacağız. Başladı sonunda sezon. Başladı ya, nihayet. Ve çok da güzel başladı. Hareketli çok, başladı. Çok da abi, geçtiğimiz yıl ben şeyi söyledim. Bu tempo işi nereye gidecek? Hani bazı maçlar hakikaten yorucu oluyordu izlerken. Yani normal sezon biliyorsun genelde biraz daha eğlence, biraz daha kakarikidir. Şöyle gene %100 falan konsantrasyonla oynamıyor takımlar. Onu iddia edemeyiz ama böyle bir tempo yok ya. Tenis maçı gibi oynanıyor maçlar ya. Gidiyorlar geliyorlar, gidiyorlar geliyorlar, gidiyorlar. Zaten skorlara bak abi. Devresinde devrede 50'nin altında kalan takım olmuyor. Her ilk devreler 53-55, 62-52 falan filan bitiyor. Bu arada tüm dünyada öyle. Euroleague'de de öyle abi. Euroleague'de de bakıyorum sürekli 90'lı 100'lü skorlar çıkıyor. Ya pace and space derken özellikle bu tempo ve alan paylaşımı basketboluna yeni adapte olmaya çalışan takımlar biz tempo işini abartıyor gibiler. Bunu ne kadar disiplini sağlayacaklar ayrı konu ama beni esas etkileyen biraz da belki sezon başı artan ücretlerle böyle NBA'in geçtiğimiz sezonlardaki cazibesinin artmasıyla takımlar çok iştahlı da başladı. Böyle yani biraz hani daha sezon başı rahat falan oynayalım diyeyim takım olmadı benim. Herkes yani neredeyse playoff yarışında mücadele ediyormuş kadar iştahlı gözüküyordu sahada evet, yani. Ve yorularak çıkıyorlar. Aynen aynen. Yorulduğu için oyuncu değişikliğine gidiyor aynen. Koçlar. Aynen şey ama daha abi şimdi NBA'nin en büyük özelliklerinden biri 82 maçlık maraton bu. Ben çok kısa bir sürede işlerin bayağı bir yavaşlayacağını tahmin edeceğini düşünüyorum. Bu arada çok hiç olmadığı kadar takımların 10'uncuları 11. oyuncularının önemli olduğunu görebiliriz bu sezon. Çünkü çok hızlı oynandığı tabii. İçin tempodan dolayı. Aynen ve bunu sakatlıklar beraberinde getirecek, yorgunluk beraberinde getirecek. Yani normalde işte NBA rotasyonları için 8 kişilik ana rotasyon denir. Artık ciddi ciddi 10 kişilik ana rotasyondan bahsetmeye başlayacağız bence yani. Golden State San Antonio maçıyla başlayalım. En çok beklenen maçtı. Açılış maçlarında herkes onu seyretmiştir herhalde. O evet maçı. Tabii canım. Seyredilecek gibi değildi ve söyledim de yıldızlar karmasına tokadı ve Osman tokadını pat diye koydu. Vallahi 30'a yatırdı ya. Hem evet. De şey çok güzel bir tabir vardı şeyde gördüm işte Golden State geçen sene ilk maçını kaybettiğinde 25'te 110 gün oynamış ve 25 maç geçmişti ligde. Evinde ilk maçı kaybettiğinde Nisan bilmem kaçtı. Şimdi daha ilk maçta gördüler bunu falan filan diye. Tabii millet hemen internet mimlerinin baş konusu oldu. Yok işte Durant'in Spurs'lu resmi çıktı. Seneye Spurs'a gidiyorum falan diye. Ama şimdi bir kere deplasmanda özellikle 130 sayı atarak falan kazanmak inanılmaz. Yani hani çok özel bir galibiyet. Ama abi bir galibiyet. Üstüne üstlük bir galibiyetten daha önemli ilk maç abi. Hani Kasım'ın 24'ünde falan 25'inde olsa yani ligin 10. maçı falan olsa biraz yok. İlk maç olduğu için birçok ciddi şok etkisi var. İki o ritme girebilmek özellikle şey için daha önemli. Golden State için. Şimdi bu maçtan çıkarabileceğimiz ve çıkarmamamız gereken sonuçlar olmamalı. Çıkarabileceğimiz sonuç şu. Zaten bildiğimiz problem olabilecek Golden State'le ilgili iki tane konunun altı çizildi ve çok daha net ortaya çıktı. Golden State'in önümüzdeki 5,5 ay önce playoff'a kadar bunlarla ilgili kendini hazırlaması lazım. Bir, rebound problem. Uzun demiyorum. Yani Zaza geçen sene Bogut'un yaptığı işleri yapamıyor olabilir şu an. Olamıyor, yapamıyormuş gibi gözükebilir ama Zaza bir rolü oynayacak. Ve o rolü bence bir miktar oynar. Mesele orada değil. Mesele kolektif rebound çabası düşük. Kolektif rebound çabasının bu seviyede kalması ciddi bir problem. Bunun ama asıl temelde bir sebebi var ki bence Golden State'in asıl ilgilenmesi gereken konu Golden State çok tempo takımı olduğu için bütün oyun düzenleri temastan kaçmak üzerine kurulu. Yani bütün oyuncuları Draymond Green dahil olmak üzere temastan kaçmak temelli oynuyorlar. Ve onları özel kılan şey de bu. Stephen Curry olsun, Klay Thompson topsuz oyunda, Stephen Curry toplu oyunda, Kevin Durant her oyunda, Draymond Green de genelde yaratıcı olarak temastan kaçmayı bir sanat haline getirmiş durumlar. Fakat aynısını savunma da yapamazsın abi. Yani şimdi herkes diyor ki işte Gasol, LaMarcus Aldridge çok uzun kaldı falan. Alakası yok abi. Hani Gasol ile LaMarcus Aldridge'in çok uzun kalması oyunda hiçbir şey değiştirmedi. Yani oyunda hiçbir şey fark ettirmedi. Hatta rebound hariç ama rebound da konsantre olmadı. Hatta yani Gasol kötü oynadı zaten bu maçı. Gasol sezona da iyi girmedi. Asıl farkı yaratan başta kısalar ve Kawhi Leonard olmak üzere sürekli fizik Jonathan Simmons, işte Kyle Anderson gibi isimlerin sürekli fizik temas kovalarken Golden State'in sürekli bundan kaçınıyor olmadı. Kawhi Leonard her pozisyonda 35 attı. Her pozisyonda vücudunu dayıp attı. Vücudunu dayıp attı. Ya şimdi bu çok temel bir prensip yani. Bundan kaçamazsın. Üstüne üstlük Stephen Curry'sinden Kevin Durant'ine, Klay Thompson'dan Draymond Green'e
Golden State fizik olarak çok şey yapılı gözükmeyebilir ama çok kuvvetli oyunculardan kurulu. Normalde bu temaslardan hiç kaçmıyorlardı. Sezon başı tedirginlik, uyumsuzluk vesaire denebilir. O yüzden bu maçtan sonra ya San Antonio bizim tahmin ettiğimiz anlamdan hani hafif bir düşüş bekliyorduk ya. Gene de hani Batı ikinciliğinin en büyük iki adayından biri olarak konuşuluyordu. Biz de öyle konuştuk. Clippers'la birlikte en iyi iki adaydan biri konuşuyorduk. Ama geçen sene oranında biraz düşecekler diye. Ben geçen seneye göre bir miktar kan kaybettiğini halen düşünüyorum. Benim için görüşüm değişmedi. İkinci maçı da kazandılar Sacramento karşısında ama görüşüm değişmedi. Aynı şekilde Golden State'in de harika bir takım olacağı konusunda görüşüm çok değişmedi. Yalnız üzerinde şey yapmaları gereken konular var. Orası kesin. Gasol özellikle kimseyi savunamıyor. 5 numara bile savunamayacak gibi başladı. Belki toparlar. Toparlaması gerekiyor ki biraz daha ileri gitsinler. Tony Parker çok kötü başladı. Yani Spurs kazanıyor ama sanki Kava'ya çok bağlılar gibi. Kava'ya çok bağlılar. İşin ilginç yanı mesela Golden State'de 30 sayı farkla yenerken bile ilk 5'leri iyi bir performans vermedi orada. O kadar. Greg Popovich orada çok akıllı bir şey yaptı. İlk 5'in çok ritmini bozarken ikinci 5'le inanılmaz koşarak oynadı. İkinci 5'ler sürklase etti Golden State'i tempo anlamında. İlk 5'te tempoyu alt üst etti. Biraz sezonun ilk maçındaki o açlık, o devamlık ve Golden State'in şaşkınlığını çok kötü bir tsunami'ye dönüştürdü. Ama şöyle bir şey var. San Antonio'nun ki özellikle Parker bu haldeyse, ben Parker beni en çok şaşırtan ve biraz da ayak kırıklığına uğratan Parker oldu. Ben geçen seneden biraz daha iyi olmasını bekliyordum Parker'ın. Daha fizik olarak iyi durumda olmasını. Parker çok kötü durumda. Ve toparlanacak gibi de değil gibi. Yani bir miktar toparlansa bile belli bir eşiğin üzerine çıkması lazım. O eşiğin üzerine çıkıp çıkamayacağından emin değilim. Bence çıkamayacak. Gasol artık kimseyi savunamıyor senin söylediğin gibi. Ama en azından Gasol'ün çok akıllı bir oyuncu olduğunu bildiğimiz için pozisyon savunur en azından. O bile bir şey verebilir. Sorun şu ki LaMarcus Aldridge'de yan yana olmaz. Olmuyor. Çünkü LaMarcus Aldridge'de hiç savunma yapmıyor. Ya daha doğrusu yapıyor da sadece fiziği üzerinden yapıyor. Uzun olduğu için bir yerleri durduruyor. Yoksa zaten temas da sevmiyor. İşte hemen mesela bir pozisyon olduğu zaman rebound pozisyonu alıyor ki herhangi bir şekilde yardım etmeye gerek kalmasın vesaire falan. O yüzden onu. İşte orada tabii ki çok vizyoner ve çok başarılı bir kulüp oldukları için Dwayne Dedmon'un işte Sacramento maçında çok etkili olduğunu gördük. Oralardan ya Kyle Anderson'lardan, Jonathan Simmons'lardan falan müthiş besleniyor San Antonio götürüyor ama o yan parçaları çok iyi hazırlaması, çok iyi beslenmesi San Antonio'nun hedeflediği noktalara çıkmasına yetmeyecek muhtemelen. Hani Kawhi Leonard onları taşır. Yani Popovich'in gerçekten şapkadan 3-4 tavşan çıkarması lazım. Eğer Gasol değil bak. Gasol de iyi durumda değil ama Parker. Parker bu seviyesinden en az 3 basamak, yani 2 ya da 3 basamak yukarı çıkmazsa San Antonio'nun işi kolay değil bu sene. Durant'in hiçbir sıkıntısını gördün mü? Ya savunmada da aslında iyi performans verdi, hücumda da kötü değildi. Şöyle, çok net bir sıkıntı gördüm ama bu hiç önemli değil. Hücumda çoğu zaman ne yapması gerektiğini arıyor gibiydi. Ya burada biraz daha pasif durup hani daha uzakta durup alanı açayım mı? Hani ben bu hücumda ne yapacağım konusunda çok ciddi kafasında çok birçok yerde soru işareti var gibiydi ama bütün Golden State özellikle farkı belli bir miktar açtıktan sonra San Antonio haldeydi. Yani bir an evvel bir şeyler yapalım da şu fark kapansın halinde gibilerdi. Fakat bunu nasıl yapacakları konusunda başta Durant tabii geçen sene olmadığı için çok kafası karışık gözüktü ama bunda hiçbir sakınca yok ya. Bu çok çok doğal. Yani tersi olsa biraz şaşırırdım yani. Cleveland Cavs New York Knicks maçına geçelim. LeBron James'in bu sene biraz daha dinleneceği, maçlara ağırlık koymayacağı, arka plana geçeceği konuşuluyordu. Nasıl başladı sezona? Valla bir kere gene ilk maç. Bunu unutmayalım ama ideal Cleveland LeBron maçı. LeBron hiçbir şey yapmadı ki ben. Ya hiçbir şey yapmadı derken. Hiçbir şey yapmadan yaptı. Aynen. Efor harcamadan yaptı. Takımı yönetti abi. 14 işte. Hani LeBron için ideal maç 14 asist yaptığı maç abi. Hiç. İşte gerek iki yerde bir tane babacığım biz buradayız eyvallah deyip iki tane smacını da vurdu ama yani bu sene yavaştan alacak. İkinci viteste götürecektir ki bunun nedeni ne? Enerjisini saklayacak. Tabii. LeBron enerji harcamadı ki şey maçında fazla. Kendini yani ekstra bir efor harcamak gereği hissetmedi. Doğal bir antrenman havasında LeBron'un kendi evinde yaptığı ya da işte çalıştırıcısıyla yaptığı idmandan çok farklı değil. Sadece normal playoff hazırlık sürecinin bir parçası olarak oynadı. Bütün sezonda böyle oynayacak. Böyle maçlar oynar, daha ilerinde oynar ama efor harcamasına gerek yok. Efor demişken New York Knicks bayağı efor sarf etti aslında. Özellikle Derrick Rose. Hamster eforu diyoruz biz ona. Aynı yerde dönüyorlar. Nasıl değerlendiriyorsun New York Knicks'in
Pek umut vermedi bana açıkçası bu kadar efora rağmen. Hiç mesela yakınlaştı bir ara skor. Bireysel çabalarla yakınlaştı. Ben pek endişelenmedim açıkçası. New York Knicks kazanır mı ya da Cleveland Cavs kaybeder mi falan diye düşünmedim. Ya işte şey gibi, hamster gibi dönüyorlar aynı dairenin içinde. Efor başlı başına yeterli olmaz. Tamam, 2-3 hücumda bir top, mesela 2-3 kere savunmada bir şeyler çalarsın, rakibi bozarsın, hücumda ekstra bir şeyler üretirsin. Ama önemli olan devamlılık ve arka arkaya koymaktır. Yani 15 hücum boyunca ne yapıyorsun? 3 tane çok eforlu ekstra iş yapıp hani 15 hücumun 7'sini durdurup 8'ini atabiliyorsan, anlatabiliyor muyum? 8'ini durdurup 8'ini atabiliyorsan bu 8'e 7 üstünlük sağlıyorsun demektir. Ve toplamda kazanırsın. Ama 3 tane anormal eforla ekstra şeyler yapıp diğer kalan 12 hücumun 9'unda senin lehine gelişiyorsa işler, sen göze batan hareketleri yapmış, işte highlight reel denen o özet görüntülere çıkacak çok iyi şeyleri yapmış olabilirsin veya çok iyi gözükmüş olabilirsin. Abicim mesela diyorsun ki Carmelo Anthony'yi görmedin mi? Orada bir rebound için kendini parçaladı. Adam ne kadar parçalayarak oynuyor? Abi diğer 4 pozisyonda rebound pozisyonunu kaybetmişse orada ekstra efor harcaması hiçbir şey ifade etmiyor demektir. Ya Cleveland'ın ki o durum, şey, New York'un durumu da o. Tam çaba harcıyor harcıyor. Bir bakıyorsun 35 sayı gerideler abi. Ne oluyor yani? Ve ya şöyle Rose biraz kiralık gibi orada yani hani senin sonucu. Ama o kiranın vadesi çok daha kısa olacak gibi. Yani Rose'la ne yapabilirsin bunu iyi anlamak lazım. Ben Brandon Jennings'i hep onun sigortası olarak görüyordum. Ama işte bir kere daha sezon Atlantik tanıtımımızda konuşmuştuk. Aynı şeye geleceğiz. Yani Jeff Hornacek'in çok mikro işlemesi lazım bu takımı. Kolay değil. Ama ben senin kadar şey değilim. Ne derler? Karamsar değilim. Çünkü Rose dışında kronik ve çözülmeyecek ya da ne diyelim ciddi takıma zarar verecek problem yok Rose dışında. Çünkü Rose'u doğru kullanman lazım. Çünkü Rose çok büyük dezavantajlara sahip. Belli avantajları da var. Onları işte Brandon Jennings'le dengeleyebilirsen bir miktar bir şeyler kazanabilirsin oradan ama her an tetikte olman lazım. Maçın gidişatına, rakibe, şeye vesaire göre. Mesele orada Courtney Lee'yi de çok iyi çalışman lazım. Courtney Lee'nin olduğundan daha iyi bir oyuncu olduğunu zannediyorlar. O da biraz problem. Ama önemli değil abi. Carmelo Anthony, Kristaps Porzingis ve Joakim Noah'ın olduğu sürece sen oradan çok dezavantaj yaşamazsın yani. Onları bir arada oynamayı öğrendiği şey. Ama burada Hornacek'in mahareti yetersiz kalacak galiba. Erken reaksiyon çok eğlenceli bir şey. Tabii. Hemen ligin başında hemen başlıyorsun Tabii. MVP diye. Aynen. Anthony Davis'e MVP diyebilir miyiz şimdiden? Şimdiden deriz. Ya bugün veriliyorsa Bugün alırdı. verdi. Bugün veriliyorsa Anthony Davis alır gider yani çünkü bir maç oynadı ve öyle bir istatistik yaptı ki yani ref be abi. Abi 7 top çalma 4 blok nedir ya? Saçmalık. Başka bir şey değil. Ya şöyle söyleyeyim. Bugün şey yapılsa zaten oya var ya, yılın savunmacısı ödülünü de alır. Evet. Hatta en çok gelişme kaydeden oyuncuyu da alır abi. İçin ödülünü alır yani. 7 top çalma 4 blok 50 sayı söylemiyorum yani. Yani. Gerek 16 rebound. Abi ya bir kere şimdi Anthony Davis ile ilgili olarak geçtiğimiz yıl biz bu basketbol teriye başladığımız zaman daha tam işte Davis için kötü bir sezon devam ediyordu. Ama geçen sezonun başında benim diğer yaptığım yayınları işte podcast ya da başka yazılarımı bilenler biliyor. Ve daha doğrusu benim olmam önemli değil. Yani Amerika'da NBA ile ilgili yazan çizen belli bir zümre diyeyim yani benim de çok takdir ettiğim bir grubun genel ortak kanısıydı. Hatta benim genel ortak kanıyı geçtik. Bak yazarları falan bırakalım. Geçen sene genel menajerler anketinde bütün genel menajerlere soruyorlar 30 takımda. Bugün yeni bir takıma başlıyorsanız bir numara kimi alırsınız? Yani hangi oyuncuya başlarsınız? Yani LeBronlar, Durantler falan hepsi varken her %83 oranında Anthony Davis dediler. Ki kendi genel menajeri de yanıt veremiyor. Yani 29 takımın 24'ü Anthony Davis demiş. 24 genel menajerin 24'ü Anthony Davis demiş. Abi ben geçen sene MVP adayımdı mesela. Geçen sene MVP olacağını düşünüyordum. Ama geçen sene sakatlıklar olsun, kendini fazla ileri atamaması olsun. Bir kanma dönemi yaşadı. Takım zaten bir uzun oyuncunun hep kısaların şeyinde olduğunu, ne derler, insafında olduğunu hep söylüyoruz. Fakat abi Anthony Davis, şimdi Karl-Anthony Towns yeni fırıltılı oyuncak yani. Çok da değerli bir oyuncu bu arada geçiyorum. Fakat Anthony Davis tavan olarak yani yetenek tavanı olarak NBA tarihinin gördüğü en ilginç 3-4 karakterden biri. LeBron da mesela öyle fizikten dolayı.
Çünkü genetik anomali abi Anthony Davis. Anthony Davis'in bir resmini bakın. Anthony Davis'in boyu 2.12 şu anda. Kulaç açıklığı 2.25. Ve ayak çabukluğunun tarifi çok, yok. Çok hızlı. Sezon öncesinde konuşmuştuk Amer Stoudemire'ın bir adım hızlı olmasını rakiplerinden. Onu maç içinde görüyorsun. Yani kesinlikle, artı, kesinlikle hızlı. Artı bacaklar o kadar uzun ki Usain Bolt gibi inanılmaz fuleyle gidiyor. Şut da atabiliyor falan. Bir kere yani 7 top çalma 4 blok Anthony Davis'in o kadar şaşırtıcı bir rakam değil biliyor musun? Yapabilir yani. Çünkü onun geçen sene bir önceki sezon bir iki pozisyonunu hatırlıyorum ben. Alçak postta savunma yaparken dışarıya verilen 3 sayıya bir adımda 3 sayıya ulaşabiliyordu yani. O kadar uzun ki hem bacaklar hem kollar. Hani sahada normal bir insanın kapladığından daha fazla yer kaplıyor Anthony Davis. Ve bu başlı başına bir fark yaratıyor. Mesela Anthony Davis kadar yetenekli olan diyelim ki Carl Anthony Towns'un yapamayacağı bazı şeyler yapabilir Anthony Davis. Kolları daha uzun olduğu için daha uzun. Kawhi Leonard'ın ellerinin büyük olması, kollarının uzun olması gibi benzer bir durum bu yani. O yüzden Anthony Davis'in tavanı şu anda yeni bir uzun oyuncular devrimi var NBA'de. Yani yeni gelen ve heyecan veren oyuncuların hepsi uzun oyuncular. İşte Kristaps Porzingis, Karl Anthony Towns, Miles Turner son dönemde yani zaten çıkış yapması bekliyordu. Sezonu harika girdi. Şey Joel Embiid, Karl Anthony Towns dedik işte. Anthony Davis. Böyle bir beşli çete var. Uzunlar çetesi ki modern uzunlardan çok farklı hepsi yani. Hiç alakaları yok. Yani pota dibinde çok az oynuyorlar yani. Yani her yerde oynuyorlar. Ama Anthony Davis tamam olarak hepsinin üzerinde. Anthony Davis çok acı. Sakatlık sürekli sakatlanıyor diyor ki geldiğinden beri 14 değişik sakatlık yaşamış. Hiçbir sezon 70 küsur maçı geçememiş. Geçen sene 68 maçı. Yani ama bu da aynı zamanda fiziksel gelişimi sürdüğü için tendonlara, ligamentlere yapılan baskıyla da açıklanıyor. Eğer sakatlık riskinden kurtulursa Anthony Davis tavanı inanılmaz yani. Yani ben şey diyordum ondan bir sene önce. Basketbolun oynanış şeklini değiştirecek oyuncu. Çünkü rakipte Anthony Davis varsa standart hücumlarınızı yapamazsınız. Çünkü standart hücumda işte belli pas paternleri içinde uzun şuraya giderse biz buradan veririz ve pası veririz diyeceğiniz pasları verdirmez size. Ulaşabilir çünkü. Normal bir insan ulaşamadığı yerlere ulaşacağı için. Şey gibi ya, Reed Richards gibi abi. Fantastik dörtlünün şeyi kaptığı gibi. Uzuyor, kollar uzuyor abi. Ama maçı kaybettiler. Kaybettiler. O da işte, o da New Orleans'ın New Orleans olmasıyla alakalı. Abi adam 50 sayı atıyor, takım arkadaşı 52 sayı atıyor ya. Yani gözünü seveyim. Çok kötü olacak dediğimiz Bulls. Hiç şey olmayacak dediğimiz, uyumlu olmayacak dediğimiz Bulls. Gayet isabetli üçlüklerini attı. Çatır çatır. Boston gibi herkesin övdüğü, bizim de övdüğümüz takımı yendi. Yendi. Ama ne oldu? Beğenmeyenlere cevabı sahada verdi Bulls. Verdiler. Üçlükleri çatır 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 soktu. Evet. Nasıl değerlendiriyorsun? Abi Michael Carter Williams, Rajon Rondo, Dwayne Wade, Jimmy Butler. Bu dörtlü 15'te 13'lük attı. Bir ara hepsi beraber oynadı bu arada. Kabus evet. Gibi ya. 15'te 13'lük attılar. %67. Ha, bu arada 4 numarada Taj Gibson başlıyor. Tabii tabii. Yani biz Mirotic mi, Bobby Portis mi derken Fred Hoiberg delirdi şeyi başlatıyor. Şimdi bu 4 oyuncu ama esas yani Carter Williams, Rondo, Butler, Wade 15'te 13'lük attı. Abi 15'te 10 önemli değil. Yani onun yarısını yakın atsalar zaten sorun kalmaz. Esas mesele bu 4 oyuncu da kariyerlerinde %30 ve altında yani %35'li bulamayan oyuncular. Jim Butler'ın çok ilginç. Bir sene iyi atıyor, bir sene kötü atıyor da hiçbiri bir üçlükçü değil. Ve abi hadi Michael Carter Williams nispeten yeni bir oyuncu. Hadi Jim Butler nispeten yeni bir oyuncu. Abi Rajon Rondo 10 yıldır atamıyor. Bugün mi atmaya başladı? Dwayne Wade 15 yıldır atamıyor. Şimdi mi atmaya başladı abi? İlginçtir. Dwayne Wade geçen sezonun tamamında 7 üçlük attı abi. Sezonun tamamında. Playoff'larda geçti biliyorsunuz. Playoff'larda evet. Çok daha fazla attı. Şimdi ya ben istesem atarım. Ya ben oraya çok çalıştığı söyleniyor üçlüklere ve oraya istesem yönelebilirim diye. Abi kimse kusura bakmasın da zaman zaman iyi bir ritim yakalayabilir önce. Rondo'nun da öyle bir dönemi var. 15 günde böyle 15 günlük sürede %60 da 23 falan attı. Abi bu sürdürülebilir bir şey değil arkadaşlar. Michael bir tek Jimmy Butler'ınkinin belli bir oranda sürdürülebileceğine inanırım. Ne Michael Carter Williams'ın o stille, o mekanikle, ne Rondo'nun, ne Wade'in %33 bile yani 3'te 1 oranında bile üçlük atabileceğine güvenemezsiniz. Böyle bir şey yok yani. Ama Butler iyi girdi. İyi gözüküyor Butler. Hakikaten. Dış şut konusunda hala şey var. Çok ciddi bir soru işareti var. Orada durur yani.
Ve eğer bu oyuncuları bir arada oynatıyorsan bu sefer Butler'ı dış şut diyelim ki Butler'ı çok iyi üçlük atacak bu sene. Eğer Butler'ı da bu diğer oyuncular üçlük atamazken dış şut tehdidi, temel dış şut tehdidi olarak kullanacaksan bu sefer Butler'ın diğer özelliklerinden faydalanamıyorsun demektir. Butler'ı bir role kitlemek zorunda kalıyorsun demektir. Boston 36 rebound aldı bu arada bu maçta. Yani rebound sorunu var. Geçen gün de Brooklyn'le oynamışlardı. Orada da 2 rebound daha az almışlar Brooklyn'den. Brooklyn'de insan yok yani. Sen ben gitsek anlamazlar. Şöyle bir şey var. Orada da sezon başının getirdiği şöyle bir sıkıntı var. Al Horford takıma çok şey veriyor. Ama Al Horford'un bir tane defekti var. Al Horford kötü reboundçu. Evet. O yüzden geçtiğimiz yıl işte Olinikler, Salinger'lar, Zeller'lar falan oynarken daha önce hiç yaşamadıkları yani uzundan bekledikleri o hani abi sen rebound zaten alıyorsun şeyinin daha kolektif bir çabı olması. Yani Jay Crowder'ın falan açık alan oynamak yerine daha rebound'a yardım etmesi gerektiğini biraz algılaması gerekiyor. Ya da kısaların. Buraya adaptasyon süreciyle alakalı. Bence yani Boston gibi kolektif oynayan takımların bir kolektif efor göstermesi gerekiyor. Al Horford varken. O biraz onları şey yapmış olabilir ama rebound problem mi problem ama bu problemle zaaf arasında fark var abi. Hani zaafa şu anda zaaf gibi duruyor. Ben onun zaaf olduğunu düşünmüyorum. Biraz da Brad Stevens da sanki sezona iyi girilmedi. Yani kenardan çizdiği oyunlarda birebir Al Horford'u oynattı. Bilmiyorum belki oyuncu inisiyatifi kullanmış olabilir Al Horford. Biraz böyle garip geldi bana. O maçı alabilirdi Brad Stevens. Yani yakın gidiyordu maç. Şöyle şimdi Brad Stevens'ı daha çok iyi tanımadığımız için net bir şey söylemek istemem ama üst düzey koçlar genelde maç kazanmayı asıl öncelikten çıkarabiliyorlar. Sezon kazanmak maç kazanmaktan zaman zaman çelişen öncelikler gerektirebiliyor. Brad Stevens takımını bundan 3 ay sonra getirmek istediği noktaya getirebilmek için bu maçın sonucundan bağımsız bir iki hareket yapmış olabilir. Ben maçın tamamını yani çok bölük pörçük seyrettim bazı yerlerinde. Bir şey söyleyemem. Takımı şu anda ben bir şey söyledim. Brooklyn maçını baştan sona seyrettim. Chicago maçını seyrettim. Brooklyn maçını seyrederken şeyi gördüm. Çok bölük pörçük oynuyordu Boston. Geçen seneki o tıkır tıkır oynayan rakibi bunu atan. Mesela Boston'ı ben şey iddia ediyordum. Ben bu arada Doğu birincisi olacağını iddia etmiştim. Hatırlayacaksın evet. Şeyde. Daha Doğu birincisinin adayı demiştim. Hani birincisi olabilir, olur demek çok zor ama benim adayım demiştim aday olarak. Ama biz daha güçlü bir iddiam var. Ligi rakibi top kaybına zorlamada birinci olacaklar diye düşünüyordum. Şu anda hiç öyle bir baskı yok. Hiç yok yani hakikaten. Yani çok sınırlı baskı var. Bence onu da zaman içinde böyle kısık ateşte pişirmeyi düşünüyor Brad Stevens. En azından öyle yorumluyorum değil, öyle bir iddiada bulunacağım ben. Çünkü bunun delili yok yani. Yani Brad Stevens bunu kasıtlı mı yapıyor yoksa takım mı ona reaksiyon veremiyor henüz? Ya da takımdan istediğini mi alamıyor? Bunları bir ilerleyen haftalar daha çok görürüz. Ama benim tahminim takımı getirmek istediği noktaya şu anda getirmek niyetinde değil. Atlanta Hawks'a geçelim mi? Geçelim. Dwight Howard gerçekten çok ya hem kilo vermiş hem konsantre oynuyor gibi hissiyat veriyor. Hem de tek başına 19 rebound alarak rebound sorunuzu çözsün arkadaşlar diye geldi. Güneydoğu grubu tanıtımlarında ben aynen bunların olacağı değil, olabilme ihtimalinden bahsetmiştim. Evet. NBA'de en güvenilmez adamlardan biri, orta iki kafasında yani aklı fikri osuruk esprisi yapmakta olan bir adamın geçtiğimiz yaz verdiği demeçlerden, genel ruh halinden bazı şeylere aydınlandığı hissine kapılmıştık. Yani pek sırf ben değil yani okuyan herkes kapılmıştı. Yani tabii ki olgunlaştığını falan düşünmek çok kolay değil öyle bir adamın. Ama bazı şeylerin farkına varmış gibi Dwight Howard. Bir de evine dönmek, bir onu yeniden tanımlamak için bir fırsat. Kimsenin istemediği bir ortamda Atlanta'nın kendi şehrinin istiyor olması da bence ona bir ekstra heyecan getirdi. Ve mesela şey çok önemli abi. Ben en çok ona dikkat ettim. Maç Houston'da 2-3 pozisyonda top alamadığı zaman tamamen oyundan düşüyordu. İlk yapacağı şey. Resmen çocuk gibi küsüyordu yani. Bana top vermiyorlar abi yapıyordu. Burada abi hiç oyundan düşmedi top kullanmadı herhalde. Hep oyundan içindeydi. Hep rebound kovaladı. Hep şey yaptı. Tamam Dwight Howard hiçbir zaman o NBA'in mutlak en iyi uzun olduğu döneme hiç yaklaşamayacak. Hatta şu uzun devriminde üçüncü plana bile düşmüş olabilir. Ama her zaman yararlı olur. Böyle oynadığı sürece çünkü fizikli, çabuk, hala çabuk eskisi kadar olmasa da ve ciddi bir savunma dedi. Bunu yaptığı sürece zaten 30 takımın her birinde çok iyi iş yapar. Ama rolünün ne olduğunu iyi anlaması lazım. Ve onu anlamış gözüküyor. Bu Millsap'in falan işini çok kolaylaştırıyor.
Misip'in performansı da zaten onunla bağlantılı aynen, artmış olabilir. Aynen. Bu arada Hawks'ın sanki geçen seneye oranla daha fazla hücum opsiyonu var gibi. Ben öyle gördüm. Posta topu indirdiler. Orada bir Howard oynadı. İşte daha iso ball mesela bıraktılar Misip'i oynadı. Yani setli de oynayabiliyorlar. Sanki birkaç çeşit hücum yapmaya doğru gidiyorlar gibi. Şöyle. Öyle gördüm. Hücumlarının farklılık olarak çeşitleri artmış olabilir. Yani öyle de oynuyorlar böyle. Fakat aynı hücumun içindeki opsiyon sayısı, esneklikler azaldı. Hmm. Çünkü Horford'la Millsap'i geçirgen kullanabiliyordun. Yani Horford, Millsap Horford'un rolünü oynayabildiği için aynı hücumun içinde rakibin aldığı önleme göre tak diye yer değiştirebiliyordun. Howard'la Millsap onu yapamazsın mesela. Yani şimdi sayısal olarak hücum ihtimalleri arttı. Her bir ihtimalin alt ihtimalleri çok azaldı. Son olarak beni en çok şaşırtan şey 24 üçlük kullandım Memphis Grizzlies. 24 üçlü boş ver. Maç temposu? Maç temposu da arttı, hızlandı. Ya bu arada ama arada onlar da yavaşlatıyor. Yani Gasol'e indiriyor. Şöyle, tekrar eskisi gibi oynuyor ama bayağı koşuyorlar. Şöyle abi, ritmi elinde tutmak illa bak insanların zaman zaman anlamakta zorlandığı şey şu. Tempo ve alan paylaşımı dediğin zaman İlla deli danalar gibi koşturmak zorunda değilsin. Tempo ve alan paylaşımı basketbolunun şu ana kadar zirvesini 2014 Spurs yaptı. 2014 Spurs deli danalar gibi koşturmuyordu. Ritim dediğin şey, tempo dediğin şey hız demek değil. Hızlı demek. Yani çabuk daha önemli. Yavaş da getiriyor olabilirsin topu. Çabuk karar vereceksin abi. Çabuk oynayacaksın ve oyuncuların birbirine olan mesafesini hücumda yakın savunmada yakın, hücumda uzak tutacaksın ki rakibin kaplaması gereken alan, geçmesi gereken alan savunmada artsın, hücumda azalsın. Bu kadar basit yani. Hani temelde bu. Fakat ne kadar çabuk yaparsan o kadar hamle avantajın oluyor. Bu illa koşmak, deli danar gibi koşmak anlamına gelmiyor. Bunu Golden State gibi de yapabilirsin, San Antonio'da gibi de yapabilirsin. 2014 San Antonio geçen sene hani en çok övülen Golden State'den daha iyi yapıyordu bunu. Bu illa çok üçlük atmak demek değil. Mesela alan paylaşımı dediğin şey genelde üçlükle ilişkilendiriliyor. Tempo denen şeyde de toplam yapılan hücumla ilişkilendiriliyor. Bunlar doğru, yanlış değil. Ki temel veriler bunlar ama yegane veriler değil. Ana verinin yegane veri olmadığını iyi anlamak lazım. Alan paylaşımı doğal olarak alanı geniş tutmak için en fazla üçlük tehdidi yaratıyorsun. Ama o üçlük tehdidin dolayısıyla rakip onu önlem alıyorsa ve sen onu pota içine rotasyonda savunmanı yetişemediği yerde pota altına verip oradan smaç yapıyorsan, bu da alan paylaşımı sayesinde edilmiş baskettir. Ha, senin Golden State gibi şütörlerin vardır, daha çok üçlük atarsın. Senin San Antonio gibi uzunların vardır, o alan paylaşımı sayesinde onlar içeride hareket alanını biliyordur, daha çok smaç yaparsın. Bu illa şey demek değil. Ha, doğal olarak alan paylaşımı alanı dışarı doğru çektiği için, savunmayı dışarı doğru çektiği için dış şut tehdidinin daha önemli oluyor. Daha fazla üçlük atıyorsun doğal olarak. Tüm NBA'deki üçlük sayısının delicesinin artmasının sebebi bu. Bu arada sezonun harika başladı dedin. Skorlar falan acayip gidiyor abi. Evet. Hani herkes artık tempo ve alan paylaşımını çıkarıyor. Memphis örneğinde de abi Fizdale geldiği gün ilk yaptığı şey bu oldu. Yani Zach Randolph ikinci beşe yerleştirdi. Babacığım daha çabuk oynayacağız. Daha çabuk karar vereceğiz. Ha, sen dedin ya oyunu bazen de başlatıp Gasol'den oynuyorlar. O da abi tempoyu elde tutmakla alakalı. Daha doğrusu tempodan çok. Tempo ile ritim arasında önemli bir fark var. Ritmi sen belirleyeceksin. Ve sen rahat hareket ettiğin ritimde oynayacaksın. Böylece sahada bütün bunların asıl da temelde amacı ne biliyor musun? Sahada yapılan her şeyi bir karardan çok bir reaksiyona dönüştürmek. Çünkü karar vermekle, seçim yapmakla reaksiyon vermek arasında önemli bir fark var. Karar veya seçim reaksiyondan daha uzun sürüyor. Ve asıl çabukluk farkını orada yaratıyorsun. Hani o kadar otomatik yapıyorsun ki bir şeyi. Mesela hücumdasın, hızlı hücuma çıkıyorsunuz. 4'e 2 gibi, 4'e 3 gibi bir geçiş hücumu var. Chris Paul mesela anında yapıyor değil mi bazen? Fakat senin ortada forvetine geldi top. Klay Thompson'a mesela. Golden State iyi bir örnek olacak. Klay Thompson bir an sahaya bakıp köşede Durant'i ortaya dalan işte atıyorum Andre Iguodala'yı ve diğer çaprazdaki şeyi gördü diyelim. Stephen Curry'i gördü. Curry'nin bu kötüydü. En iyi opsiyon burada daha yakın olan, pasın daha az riskli olduğu ve Curry'nin çok daha etkili olduğu üçlüye vermek topu. Bu kararı atıyorum çeyrek saniyede alıyor ve Curry'e veriyor, üçlüye atıyorlar diye. Abi bunu 500 kere tekrarladığın zaman Klay Thompson bunu düşünmüyor bile. Tamam mı? O zaman çeyrek saniyede değil,
onda bir saniyede veriyor bu kararı. Nokta bir saniye. Ve abi o onda bir saniyede çeyrek saniye 0.1 ile 0.25 arasındaki 0.15 saniyelik fark var ya, Stephen Curry'nin daha rahat şut atmasını sağlıyor işte. Bunlar birleşiyor. 2014 Spurs oluyor. Tamam. Bugün bu kadar konuştuk. Sizin bizden konuşmamızı istediğiniz oyuncular, takımlar varsa tabii hepsini bir programda konuşamıyoruz. Aşağıda yorumlara yazabilirsiniz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.